Best Young Players bir oyuncu seçme kampı. Profesyonel adayı, sporcuları kampa toplayıp, kampta bir araya getirip, onları profesyonel takım scoutlarına izlettirdiğimiz 4 gün süren bir kamp. Bu kampta gelen takımlar izledikleri oyuncuların içinden beğendikleri oyuncular olduğu takdirde bizlere iletiyorlar ve biz de bunu oyuncularımıza iletiyoruz ve davet aldıkları takımlarla antrenmanlara katılmalarına vesile oluyoruz. Bu anlamda bugüne kadar yaptığımız kampların işleyişi bu şekilde devam etti. 3 tane kamp gerçekleştirdik. Biliyorsunuz birincisini Antalya Kemer'de yaptık. İkincisini de Antalya Kemer'de yaptık. Çok memnun kaldık oradaki şartlardan. Üçüncü kampımızı Kocaeli Kartepe'de gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki hafta 13, 14, 15, 16 Kasım tarihlerinde Bursa'da gerçekleştireceğiz. Bursa'da yapacağımız kamp bizim için çok değerli. Çünkü biz Bursa'dan çıkmış bir organizasyonuz ve Türkiye'ye sesimizi Bursa'dan duyurduk. O yüzden Bursa'daki kampı gerçekten önemsiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 3 tane kampa yaklaşık olarak söylüyorum 200 civarı çocuğumuz katıldı, sporcumuz katıldı, profesyonel futbolcu adayımız katıldı. Ve bu 200 oyuncudan 46 tanesinin hayatlarına dokunduk. 46 tanesine takımlarla antrenmanlara davet aldık ve gönderdik. Bu 46 oyuncunun 33 tanesi profesyonel takımlarla antrenmanlara davet aldı. 13 tanesi de bal takımlarıyla davet aldılar antrenman için. Biz projeye başlarken verdiğimiz bir sözümüz vardı. Biz kulüpleri çocuklarımızı izletmeye getireceğiz ve onlardan gelen talep doğrultusunda da kendilerinin yollarını açacak, profesyonelliğe giden yolu kısaltacak bir yol belirleyeceğiz demiştik. Bu anlamda 3 kampta biz verdiğimiz taahhütleri ve verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olduk. Yapılan kamplarda çok güzel hikayeler yaşadık. Çok güzel profillerle karşılaştık ki Türkiye'nin sadece Bursa'dan değil, Diyarbakır'dan, Adıyaman'dan, Erzincan'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Hatay'dan her yerden oyuncu katılımımız oldu. Bu profilleri ve oradaki futbol yapısını da görmüş olduk açıkçası. Aynı zamanda kamplarımıza yurt dışından da talep geldi. Gurbetçi oyuncularımızdan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Danimarka'dan, Yunanistan'dan, Balkan ülkelerinden, Azerbaycan'dan, İran'dan, Irak'tan gelen profesyonel futbolcu adaylarımız oldu. Onları da görme fırsatımız oldu. Aynı zamanda yabancı oyuncular da talep gösterdiler. Birçok siyahi oyuncumuz oldu. Birçok yabancı oyuncumuz da kamplara katıldı. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında bir mozaiğin içinde biz birçok oyuncu profiliyle karşılaştık ve bu oyuncu profilleriyle de çalışma fırsatı bulduk. Bursa'da yapacağımız kampı Bursa Birlik Otel'de gerçekleştireceğiz. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nun içindeki otelde. Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı da 3 evler sahasında yapacağız. Doğal çim sahada olacak karşılaşmalar. 4 gün sürecek. Bu 4 gün boyunca 4 tane saha aktivitemiz olacak. Bir tane yine sahada yaptığımız yarışmamız olacak. Bir Bursa turu düzenlemeyi düşünüyoruz. Dışarıdan gelen sporcu adaylarına Bursa'yı gezdireceğiz. Bursa'yı tanıtacağız. Seminerlerimiz olacak. Yine Türkiye'nin tanıdığı, yakından tanıdığı medyatik isimler, sporun içindeki isimler, teknik direktörler gibi seminer verecek olan katılımcılarımız olacak. 4 gün sürecek kampımız 13 Kasım Pazar günü başlayacak. 14 Kasım Pazartesi, 15 Kasım Salı ve 16 Kasım Çarşamba gününe neticelendireceğiz. Güzel bir katılım olacağını düşünüyoruz. İzlemeye gelecek takımlarımız yine profesyonel takımlarımız olacak. Aynı zamanda buradan çağrıda bulunuyorum. Bizim ulaşamadığımız ama gelip oyuncuları izlemek isteyen kulüpleri de misafir etmek bizim taahhüdümüzdür. Gelsinler çocuklarımızı izlesinler. Bursa'daki bölgesel amatör lig takımlarımız var. Üçüncü lig takımlarımız var. Aynı zamanda Bursaspor var. Onların da buraya gelip oyuncuları izlemelerini çok içten arzu ediyorum. Çünkü Bursa'dan ciddi bir katılımımız olacak gibi gözüküyor şu an için. Yine Türkiye çapından da gelecek, çeşitli şehirlerden gelecek oyuncularımız da var. Ama Bursa'dan da ciddi bir katılımımız olacak.
İstiyoruz ki bu çocukları profesyonel takımlar gelip birebir orada sahada bizim formatımızda, bizim uygulamaya çalıştığımız farklı bir organizasyon çünkü bu birbirini tanımayan oyuncuları bir araya getirip pozisyonlarına göre yerleştirip maçlar yaptırıyoruz. Ve her gün bu maçları, bu kadroları değiştiriyoruz. Orada izlemelerini istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız kamplara Fenerbahçe, Beşiktaş, Ankaragücü, Antalyaspor, Hataysspor, Denizlispor, Altınordu, Samsunspor, Tuzlaspor, Boluspor, Eyüpspor, Pendikspor, Karagümrük, Kayserispor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Manisa FK profesyonel takımlardan Türkiye'den izleme ekibi gönderen takımlarımız oldu. Aynı zamanda yurt dışından Defensa ve Sheffield City ile bir anlaşmamız var. Onlar bizim kamplarımızın donelerini ve bilgilendirmelerini istiyorlar. Kendi scout ekibimizin hazırladığı. Kendilerine bunları sunuyoruz. Bunların içinde Bursaspor'u saymadım. Şu sebeple saymadım. Bursaspor biliyorsunuz transfer yasağında olan şu anda transfer yapamama durumunda olan bir kulüp. Ama bizim canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Kamplarımızın olduğu dönemde İsmail Ertekin sportif direktörümüzdü. Kendisiyle bir araya geldik, bunu konuştuk. Bana şunu söylemişti, Mustafa'cığım siz kampta belirlediğiniz oyuncuları zaten bir havuz oluşturuyorsunuz. Belirlediğiniz oyuncuların bilgilerini muhafaza edin, ilerleyen dönemde bundan faydalanabiliriz demişti. O yüzden Bursaspor adına ben kendi havuzumdan destek vermeyi düşünüyorum. İlerleyen dönemde ki inşallah bu tahta belasından kurtulup transfer yasağını aşarsak. Bu saydığım takımlar 21 tane takım oluyor. 21 tane takım bugüne kadar gelip canlı olarak kamplarımızda çocuklarımızı izleyen takımlar oldu. Bu kamptaki hem oyuncu katılımımızın hem takım izleyici katılımımızın hem de siz değerli basının ilgi göstermesini çok arzu ediyorum. Yakınız. Üç evler sahasında olacağız. Bursa Birlik Otel'de olacağız. Sizleri hem seminerlerimize hem de sahamızda canlı olarak çekimlere de konferanslara da davetim olsun. Hepinizi bekliyoruz.